Meksiko City'deki Ulusal Sanat Müzesi'ndeyiz. Karşımızda ise iki münzeviye, Aziz Paul ve Aziz Antoni'ye ait ufak bir tablo var. Baltazar de Echeva Ebiya'ya ait olan bu resim, bakır üzerine boyandığı için ışıl ışıl. Resimleri düşündüğümüzde aklımıza gelen malzemeler tuval üzerine yağlı boya, ahşap üzerine su bazlı boya ya da duvar resmidir. Ama sanatçılar uzunca bir süre metal plakalar üzerine de resimler yapmışlardır ve bu resimlerin özellikleri de farklıdır. Bu resmi diğerlerinden ayıran özelliklerinden biri muhteşem mavi gri gökyüzünün ve ışıl ışıl olmasının yanında her şeyin göze son derece inandırıcı gelmesini sağlayan bir keskinliği ve samimiyeti olması. Sizi adeta yakından bakmaya çağırıyor. Bu üzerindeki inanılmaz detaylar sebebiyle insanların yaklaşıp da yakından incelemek istediği bir eser. Bu bir özel koleksiyona ya da bir sunağa ait olabilir. Öyle detaylar var ki biraz uzaktan baksanız bile göremeyebilirsiniz. Sinema filmleri ortaya çıkmadan önce resim insanların zaman ayırdıkları bir uğraştı ve bu resimde bu anlamda son derece çekici bir resim sizi adeta detaylıca bakmaya davet ediyor. Resimde anlatılan hikaye, 90 yaşında bir münzevi olan Aziz Antoni'nin kendisinden daha yaşlı ve bilge bir münzevi olduğunu öğrendiğinde onu bulmak için bir yolculuğa çıkmasının hikayesi. Münzeviler, dünyevi varlıklarından vazgeçip doğada diğer insanlardan uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden, kendilerini ruhani dünyaya adamış olan insanlardır. Hikayenin ilk sahnesi çok küçük olduğu için çok fazla anlaşılmıyor ama resmin sağ orta kısmında Aziz Antonin'in yarı insan yarı keçi olan bir yaratıkla konuştuğunu görüyoruz. Bu efsane altın efsanelerden. Yani azizlerin hikayelerinin derlendiği Orta Çağ'a ait bir koleksiyondan geliyor. Bu arada bu hikayenin İncil'de yer almadığını da söylemek istiyorum. Bu hikayeler İncil'deki hikayelerin boşluklarını doldurmak için kullanılmıştır. Hikayede şeytan mı yoksa iyiliksever bir yaratık mı olduğundan emin olamadığı bir satir Aziz Antoni'ye Aziz Pol'ü nerede bulabileceğini gösteriyor. Ve ona yolda yemesi için biraz da meyve veriyor. Aynı anda bu sahnenin sol alt kısmında Aziz Antoni'nin aramakta olduğu Aziz Pol'ün bir mağarada dua ettiğini görüyoruz. Ama resmin büyük bir kısmını kaplayan ve önemli sahnesi iki münzeviyi Aziz Antoni'nin mağarasında konuşurlarken gösteriyor. İki münzevinin karşılaşması tabii ki hikayenin en can alıcı noktası. Kompozisyonun sol yarısında elleri havada olan Aziz Antoni var ve Aziz Pole olan saygısını ve hayranlığını gösteriyor. Aziz Pol ise Aziz Antoni'ye son 40 yıldır Tanrı'nın ona her gün nasıl ekmek gönderdiğini anlatıyor. Tuvalin üst kısmına bakacak olursanız orada onlara iki tane ekmek getiren bir kuzgun olduğunu görebilirsiniz. Bu Tanrı'nın onları ne kadar sevdiğinin açık bir göstergesi. Sanatçı ufuk çizgisini çok başarılı bir şekilde kullanarak ekmeğin manevi dünyadan maddi dünyaya geçişini temsil etmiş. Ama yine de bence resmin en güzel kısmı münzevilerin ayaklarının dibinde bulunan ördek, su akıntısı, tavşan ve deniz kabukları. Burada bir yılan ve bir kertenkele bile var. Ayrıca tavşan bana Dürer'in Genç Yabani Tavşan isimli tablosunu çağrıştırıyor. Bu resmi yapan sanatçının doğal hayat temsilinde Rönesans'ın etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunun ötesinde, yani eğer sembolik açıdan düşünecek olursak, bu hayvanların hepsinin şehvet ve açgözlülük gibi negatif anlamları var ve resim bize bu münzevilerin, insanların günahlarının üzerine çıkabildiklerini ispatlıyor. Bu resmin kendisinden önce gelen parçalardan esinlenmiş olabileceği konusuna geri dönmek istiyorum. Tamamen bir hayal ürünü olan manzara, bana 15. yüzyıl sanatçılarından Flanders'in manzaralarını hatırlatıyor. Kayalar, mavi tonları ve resmin arka planındaki atmosferik perspektife dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet, bu resim gerçekten de Alman ve Hollanda resimlerinin havasını taşıyor. Bu arada burada çölün ortasında olmamız lazım ama resimden çöle ait herhangi bir his almıyoruz. Aziz Pol'ün arkasındaki palmiye ağacı gibi işaretler var ama bu sahne bizde sanki cennetteymişiz gibi bir his uyandırıyor. Bu sanatçı, sanatçı bir aileden geliyor ve tabandaki bakır yüzünden daha da ön plana çıkmış mavi tonları kullanımı ile tanınıyor. Baltazar de Echa ve Orivio, İspanya'dan Amerika'ya para kazanmak ve himaye bulmak için gelmiş ve burada sanat açısından önemli bir aile kurmuştur. Baltazar de Echa ve Ibia yani bu bakır üzerine yağlı boya resmin sanatçısı da onun oğludur ve mavilerin Echavesi olarak bilinir. Bu arada henüz hikayenin ancak yarısına geldik. Soldaki yani azizlerin muhabbet ettikleri sahneden uzaklaşıp Aziz Pol'ün mağarada olduğu sahneye geçecek olursak bu sahnenin aslında hikayenin sonuna doğru gerçekleştiğini anlıyoruz. Bu sahnede Aziz Pol ölmek üzere ve yine inzivadayken ölmeyi tercih ediyor. Bu sahnenin bu anlamı içerdiğini Aziz Pol'ün önünde duran iki aslan figüründen anlıyoruz. Çünkü hikayenin devamında Aziz Antoni, Aziz Pol'ün cesedini buluyor ve aslanlar onu gömmesi için Aziz Antoni'ye yardım ediyorlar. Bu arada Aziz Antoni de dışarıda yukarıya, cennete doğru bakıyor ve ayaklarının dibinde Aziz Pol'ün kıyafetleri var. Gözlerimizi Aziz Antoni'nin baktığı yere çevirirsek, ışık saçan bir bedenin göğe yükselmekte olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki ruhani hayatı sebebiyle kutsanmış Aziz Pol. Etrafındaki melekler ona eşlik ediyorlar. Arka planla müthiş bir kontrast içinde olan vücudundan ışıklar çıkıyor. Flaman sanatçılardan esinlendiği mavi manzara görüntüleri Baltazar de Eça ve Ibiya'nın alameti farikasıdır. Ve bu resmin yanındaki resimlerde de görebileceğimiz gibi sanatçının sıklıkla kullandığı bir öğe olmuştur. Bu resim bize hem Avrupa hem de Amerika kıtasında önemli kabul edilen bir eski efsane ile Meksika doğumlu bir sanatçının İspanyol ve Kuzey geleneklerine göre ama yeni İspanya seyircisi için yaptığı bu resim arasındaki karmaşık ilişkiyi gösteriyor.